Merhabalar. Bugün bu Echeverria'nın kenarını, etrafını biraz seyretmek istiyorum. Kendisi çok büyüdü. Yaklaşık böyle elim kadar falandı bunu diktiğimde. Yerini çok sevdi. Burada ne var bilemiyorum. Bir duvarın kenarında içi toprak dolu, üstüne taş koydum. Buradakilerin hepsi çok güzel büyüyorlar. Bu Echeverria inanılmaz ölçülere ulaştı. Ne kadar büyüyecek bilmiyorum. Yaprakları, uçları böyle kıvırcıklaşacak. Rengi biraz kırmızıya dönecek. Yeni iç kısmı birazcık daha böyle mavi yeşilden. Burada bir çiçek geliyor. Buradan çiçek açacak. Şimdi altında da krasula var. Bu burayı sevmiş, buradan yukarı çıkıyor. Ama kenarında olan, burada olan sedumlar var. Bunlar burada kayboluyor gibi sanki. Yaprak onları çok kapatıyor. Onlar büyüyemiyorlar oradan. Zaten bunu da büyümek için Echeverria'nın yere ihtiyacı var. Yanındakiler sedum çeşitlerinden. Tamamen kırmızıya dönüyor. Bu California gün batımı diyorlar bunun ismine. Bu normalde bayağı turuncuya dönen bir renk. Bu da hafif içmiş. Yani burada 4 tane değişik cins var. Daha 5 mi acaba? Bu normalde kırmızıya dönen olması lazım ama belki de biraz yeşil onun cinsi de. Evet. Burada biraz hafif açık mavi, yeşil krasula bu çeşitte. Uçları böyle mor bunun. Burada grapto çeşidi var. Bunlar da Echeverria mı sedum mu çeşidi, hangisine giriyorlar bilemiyorum. Evet. Burada bonbon şekeri. Hem daha büyük yapraklısı bu. Bir de çiçek açmıştı. Çiçeği yavaş yavaş gidiyor. Daha önce çiçeğini hiç görmemiştim bunu. Evet, şimdi şuradan aşağıdakileri almak istiyorum. Zaten çok da köklü değil. Burada bir tane daha var. Onu da çekelim. Ucundan koptu. Zaten daha önceden kopmuş. Hatta yarası kapanmış bile. Kökünün kalan yerini de çekelim. Evet. Buraya bunları, küçük olanları ayrı bir şekilde dikeceğim. Biraz daha rahat bir yere dikersek daha kolay büyüyebilirler. Burada bunları yapraktan büyüttüklerimi hepsini birlikte böyle bir tabağın içine aldım. Normalde bir salata tabağı. Altında deliği falan da yok. Yani çok fazla sulamıyorum. Çok da güneşe de bırakmıyorum. Yani böyle günde birkaç saat güneş alabilecek bir yerde. Böyle değişiklikleri, değişik çeşitleri görebilirsiniz. Bunlar kırmızı yaprakların küçük bebekleri. Bunlar graptolardan. Bu turuncu sedum. Bunlar grapto güne. Bunlar ghosti. Bu yeni aldığım bir çeşit yaprakları bükük bükük. O altına düşüp kenarına düşüp onlar minik yavrulamışlardı. Onu buraya aldım, inşallah güzel tutar diye bekliyorum. Yani bu böyle. Yok, bunlar büyüyünce bunları da diğer çiçeklerin yanlarına aktarmayı düşünüyorum. Eğer büyüklerin arasında minikler kalırsa zaten minikler nefes alamayıp oraları çok da çoğalamıyorlar. Şimdi bu Echeverria'nın yanında yine bu tarafında da böyle birkaç çeşit değişik sedum. Ben sukulentlerin
çiçek açmasını değil, açmamış halini daha çok seviyorum. Şuna bakar mısınız? Kendisi zaten çiçek gibi hepsinin. Şu güzelliğe bak. Bu ghosty. Bu biraz güneş görse turuncuya dönecek aslında. Bu kırmızı. Bu da craptı. Yani hepsinin ayrı bir yapısı, yapraklarının rengi, şekli çok güzel. Hemen bunun yanında anium. Bugün değişik anium çeşitlerini hep birlikte göstermek istiyorum. Bu da burayı çok sevdi. Gerçekten çok canlı, güneşe dayanıklı bir anium. Anium genelde güneşi çok sevmiyorlar. Biraz yazın yapraklarını kapatıp kurutabiliyorlar. Altındaki şunun güzelliğine bakın. Aradan böyle taşların arasından tam orayı doldurmuş. Burada ayrı bir çeşit var yine. Ne arasından çıkmış. Yani bu böyle kendi başına bir buket. Burada ayrı bir krasula. Burada yemyeşil. Bu krasulanın hemen yan tarafta başka bir tane var. Onun yaprakları mora dönüyor. Biraz daha kırmızıya mı? Güneş görünce bakar mısınız? Tam böyle tepeden şey yapınca tam bir böyle simetrinin güzelliğine bakın. Burada tam kendi başına bir buket oluşturdu. Her tarafından yavruları çıkıyor. Bundan da birkaç tane belki kesip çoğaltmak için. Bunu bir küçük bebek olarak bir arkadaşımdan almıştım. Bu da yerini sevmiş. Burada dediğim gibi burası çok güzel. Bonbon şekerlerinin, bunlar da burada 5-6 tane tam böyle bir grup oluşturmuşlar. Bir şey grup haline gelince tek tek dikmektense grup haline kendilerini çok daha güzel gösteriyorlar. Ve bir değişik sukulentlerin kökleri birbirini etkilediği için bazısı bazısının yanında büyümeyi sevmeyebiliyor. O kadar çok çeşit var ki hangisi hangisini seviyor onu da bilemiyorum zaten. Bu başka bir anium çeşidi. Bu turuncu yapraklı dediğim. Bu şunun güzelliğine bakın, şu turuncunun. Güneş görünce böyle kıpkırmızı oluyor. Aynısının bu arka tarafında var anium'un. Burası çok güneş görmüyor. Bu sarı olmuş. Bu tarafındaki turuncu. Evet. Buradan bebekleri, minikleri çıkaracağım diye. Anium'un hemen yanında bir de buraya dikmişim minik bebişler, ama etrafındakiler benim. Şurada bir tane echeveria var, bu en kolay büyüttüğüm echeveria. Bunun arkasında aynısından var echeveria, ama bu sukulent acayip çok büyüdü. Bunu bir böyle dağda bulmuştum. 3 tane bulmuştum. Bu çok büyük oldu. Diğerleri küçük duruyor. Bunu burada büyüten nedir bilemiyorum. Bu da yerini gerçekten çekseydi. Yani dediğim gibi buradakiler nedir sevdikleri tam anlayabilmiş değilim. Şimdi şuradaki şunları çıkarmak istiyorum. Çok fazla bebek var burada. Bebek çok cılızlar. Evet, çok da kırmak istemiyorum. Aşağıda bir tane. Oo, bu büyükle birleşikmiş, birlikte geldiler. Neyse, bunu alalım, koyalım. Evet. Şunları da alalım. Evet, şimdi taşlarımızı da çıkaralım. Bunları çıkarabileceğiz mi? Çıktılar aslında. Tamam. Bunları çok hemen güneşe çıkarmamam lazım. Yine bir yere dikip azar azar güneşe çıkarmaya çalışacağım. Yoksa hepsini yakar güneş bunları. Bunlar da zamanında yapraktan büyümüş. Burayı aktarmışım ama diğerleri büyüyünce bunları bastırmış. Genelde böyle 3 tane falan yan yanaysa yapraktan. Evet. Burada birkaç tane daha. Bu da ikili yan yana. Evet, orayı boşaltmış olduk. Şimdi şu burada dursun mu? Dursun bu.
Evet. Burada bir kuru yaprak var, onu alalım. Evet, bir de neminin yaprağının altında başka bir Echeveria mı sedum mu bunu da bilemiyorum. Burada çok ne kadar hayat var onu da bilebilmiş değilim yani. Biraz bastırıyor. Aslında bu da burada çok fazla. Şunu da kesmek istiyorum. Keselim. Bunu da köklendiririz. Evet, burada bakalım. Aslında bir de burada daha önceden buraya diktiğim bir saksıdan çıkarmıştım. Bu tüylü yapraklı sükülentlerden birisi. Şimdi gölgede kaldı burada. Bunun ucundan keseceğim ki biraz kenarlarından patlasın. Bunları da ayrı köklendireyim. Şurada şöyle keselim. Tepesinden kestiğiniz zaman aşağıdan mutlaka daha çok yavru vererek patlıyorlar. Hiç korkmanıza gerek yok bu. Burası gerçi gölge olduğu için ne kadar büyüyecek burada bilmiyorum. Üzerinde dev gibi bir sardunya var. Evet. Herhalde etraftaki yaşam hakkı olmayanları temizledik gibi. Onlara başka bir yerde yaşam hakkı verebiliriz. Buraya düşen yapraklardan. Bakınca bebeği oluşmuş. Yaprak gölge bir yerde kaldığı sürece mutlaka kökleniyor. Bebiş çıkarıyor altından. Burada da bir tane daha yavrusu çıkmış. Evet. Başka bunları da çıkaralım buradan. Evet. Bu bebekleri bir yerde tekrar dikelim. Bu alo da burada kendini bu da sevdi burayı. Çok güzel. Dolgun dolgun yaprak olmuş. Çiçek zamanları geçti. Aloların çiçekleri gerçekten çok güzel oluyor. Ortasından koca bir çubuk. Bir tane açmadığı için böyle buket gibi oluyor açtıkları zaman. Hele bir de toplu birkaç tane dikerseniz yan yana gerçekten çok hoş oluyor. Evet. Bugünkü temizliğimiz burada bitti. Bir başka videoda, bir başka serüvende tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.